Selamlar her şeyin bir ailesi. Ben Murat Şişkolu. Yanımda her zaman olduğu gibi Yavuz Şişkolu var. Limitleri zorluyoruz. Saat şu an 7.04. Acayip bir program olacak gibi. Ama bizden daha da acayip bir takım daha var. Denver Nuggets. Doğru. İki maçı deplasmanda kazandı. Bütün aslında yorumcuları herkesi de şaşırttı. Şundan dolayı şaşırttı. Minnesota gümbür gümbür giderken Denver dedi ki dur kardeşim ben de şampiyon bir Ama takımım dedi. şaşırmayan bir yorumcu var. Ben Taylor, Thinking Basketball kanalı. Evet. Kendisi bizi Türkçe dinleyip izleyecekse Los Angeles'tan kalkıp kendilerine teşekkür ediyorum. Çünkü analizleri çok güzeldi. Doğru. Ve isabetli bir şekilde basketbol camiasını yönlendiriyor. Daha dördüncü maç oynanmazdan evvel acaba Nuggets Timberwolves'u çözdü mü adlı bir video yayınlamıştı. Onu da izleyicilerimizin bakıp incelemelerini tavsiye ederim. Çok yerinde, çok doğru bir analizdi. Aslında dördüncü maçta neyin ne olacağına dair çok güzel bir aslında bize bir ön gösterimde bulundu. Evet. Çünkü üçüncü maçta Denver Nuggets bilhassa belirli ayarlamaları yaparak saha içinde aslında çok majör değişiklikler olmaksızın büyük bir sonuç elde etti. Yani burada da kastettiğimiz tabii sanırım ikinci maçta tabii 11 top çalma 12 blok veya tam tersi bir istatistik tutturmuştu Evet, 12-11 Timberwolves. doğru. Şimdi bu maça geldiğimizde bu sayılar çok ciddi miktarda düştü. 3'e 4 gibi filan bir miktara düştü. Hatta Evet. Denver Nuggets daha fazla top çalma ve blok yaptı. Şimdi burada tabii ne gördük? Dördüncü maç özelinde bilhassa. Nikola Jokic topun değerini iyi bildi. Mesela bilhassa işte posta geldiğinde filan Kyle Anderson gibi veya kendisinden daha kısa, daha düşük fizikli oyunculara özellikle topu çok bırakmadı. Zaten bunu deme sebebin ikinci maçta çok fazla top kaybı Tabii ki, yapmışlardı. tabii ki. Yani yanlış hatırlamıyorsam 15-16 gibi bir şeydi. Şimdi bu zaten çok önemli bir farklılık oldu. Yani pozisyonu kendisinde tutabilmesine olanak sağladı ve fast break yememesini sağladı Denver Nuggets'ın. Bir taraftan da tabii atlamamak gereken hadise karşı tarafta da neticede öyle veya böyle yıllardır oynama birlikteliğine, hani o disipline sahip olan bir oyuncu grubu var. Evet. Ki 2020 senesinde miydi Denver Nuggets 3-1'den iki kere geri dönmüştü çeşitli eşleşmelerde. Tabii bir Utah Jazz'e karşı yaptılar, bir Bir de de Clippers'a karşı Clippers. Aynen yaptılar. Tabii Utah Jazz'e yaptıklarında Donovan Mitchell'la Rudy Gobert vardı. Şimdi yani o isimlerden bir tanesi halen tabii. Minnesota'da oynuyor. Peki abi yani maç aslında şey 3. maça nazaran daha yani Minnesota için iyi başlamıştı. Ama sonrasında bence biraz yani kırılım anı diye adlandırırsak şayet son çeyreğini diyecektim. İlk yarının bitimine 20 saniye kala Denver Nuggets bir 8-0'lık seri yakaladı. Tabii. Sonunda da aslında Jamal Murray'nin hani neredeyse sağ Bizim evden kenarından attı. Yani o üçlükle beraber. Hatta rejinin önünde de şöyle güzel bir hareket Evet. yaptı ve onlar güzel Orada enstantaneler. skor 64-49'a geldi. Evet. Ve maçın ardından Chris Finch şöyle açıklamada bulundu. Bu herhangi bir şekilde kabul edilebilir bir durum değil. Doğru, haklı. Çünkü hiçbir takım 30 saniyede 8 sayı yiyemez Haklı. bu seviyede diye. Yani tabii ki de o pozisyona bağlanmayacak iş. Dediğin gibi bir sürü Yani detayın tabii. ardından ama Minnesota oranın şeyini çok yaşadı maç boyunca. Çünkü Anthony Edwards oraya kadar aslında farkı bir 6-7 sayıya kadar indirmişti. Ki Anthony Edwards bugün zaten yapabileceği her şeyi yaptı aslında. Öyle, Yani öyle. 44 sayı attı. Oldukça %59'la falan galiba tabii. saha içi isabet buldu. Zaten playoff tarihinde 25 sayı üzeri ortalamaya sahip olup saha içi isabette %50'nin üzerinde olan iki oyuncudan birisiymiş Anthony Edwards. Güzel, güzel. Bir de Ya, Kasım ayında doğan gibi yine tabii. böyle bir Yani istatistik de böyle tabii gelebilir. fitreleme de var bizde ama onun harici zaten Karl-Anthony Towns falan piyasada yoktu. Karl-Anthony Towns ikinci maçta bilhassa veya üçüncü maçta şimdi tam emin değilim kusura bakmayın. Dört tane falan üçlük bulmuştu arka arkaya. Evet. Biraz böyle bir maçın içinde takımını tutar pozisyondaydı ve Evet. ekstra ekstra oynadığı şimdi biraz daha ortaya çıkıyor. Çünkü Nikola Jokic'i birebir savunması gereken pozisyonlarda genelde başarısız oldu. Yani bunu da şuralarda görebilirsiniz. Aslında yine de Rudy Gobert'i almaya çalıştı hep Nikola Jokic üstüne. Hani Karl-Anthony Towns'u yakaladığında tabii ki üstüne gitti. Ama hep Rudy Gobert'i yakalamaya çalıştı. Bunun da sebebi hani ben şuradan daha yakalamanızı isterim. Rudy Gobert'in tamam mesela yardım savunması çok iyiydi. Birebir de mesela ama biraz daha zorlanıyordu diye Rudy Gobert'i istedi üstüne. Fakat esas Karl-Anthony Towns'un yardım yani off-ball savunması çok kötü. Ya bir tane bir pozisyon vardı fecaat bir şey 3. maçta. Dikkati dağılıyor falan. Bir anda kendi kendine herkes sabitken, Nuggets'lıların hiçbiri oynamıyorken Towns kendisi koşuyor içeri.
Dördüncü maçta da mesela buna benzer bir şey var. Yani boş alanı savunmak veya sahada ne oluyor o esnada, hücum aksiyonu ne, rakibin bunu çözmek noktasında çok Tabii. zayıf. Yani neredeyse şey diyeceğim. Minnesota Timberwolves bu maçta bana biraz şeyi hatırlattı. Rudy Gobert'in ilk geldiği zamanlar, böyle ulan bunlar iki uzunla yan yana oynayamıyor diyorduk. Onu biraz anımsattı belli pozisyonlarda. Bir de Karl-Anthony Towns bana Covid öncesi dönemki böyle iki pozisyon var, üç pozisyon yok Evet. vaziyetini anımsattı. Şimdi bunlar olduğu zaman özellikle yan parçalar, rol oyuncularından filan Jaden McDaniels'ın, Nickeil Walker, Alexander'ın herhangi bir şekilde katabileceği mesela bir perimetre savunması ve destek, yardım savunması da anlamsızlaşıyor. Ya hele hele bir de 3. maçta Jamal Murray'de bir, ne deniyor, calf strain diye baldırı çekmiş. Baldırında bir sıkıntı vardı, ufak bir Evet. sakatlığı vardı. 4. maçta ve 3. maçta da o da yoktu. Şimdi öyle olunca zaten iş biraz daha zorlaşacak da Timberwolves için. Bir E de zaten gördük yani topu aslında son iki maçtır bazen Christian Brown da getiriyor, bazen tabii. Aaron Gordon da getiriyor. Yani Jamal Murray'den o yükü de almaya başladı. Yani aslında Michael Malone güzel çözümler buldu. Ama ben şey Minnesota üzerinde şunu düşünüyorum. Yani artık psikolojik üstünlük. Bu ara tabii çok duyuyoruz futboldan ötürü de ama sanki psikolojik üstünlük Futbolda, siyasette, her alanda var. Denver Nuggets'a geçmiş gözüküyor. Tabii. Çözüm bulabilirler mi? Tabii ki de bulabilirler. Çünkü şöyle de bir gerçek var. Bu takım bir şekilde normal sezonun en iyi savunma takımı olmasının bir sebebi vardı. Bu krizi aslında Michael Malone güzel bir şekilde çözdü. İki maçtır. Ama eğer sen en iyi savunma takımıysan bunu hatırlaman gerekiyor. Enteresan bir bilgi vereyim abi. Minnesota Timberwolves bu sezon hiçbir şekilde 3 maç ard arda kaybetmemiş. Buradan Doğrudur. arkadaşlara bir şey olsun. Hani Biz dedik ve kaybetti olması bence daha olası şu an evet, ama. daha olası ama belki de kaybetmeyecekti. Kendileri bir şey yapabilirler belki. Değerlendirebilirler. Abi diğer tarafta bir de Aaron Gordon'u diyeyim ben sana. Ben diğer maça geçeceğim diye bir an Ha çok yok korktum yok. ama daha söyleyeceklerim vardı. Maçın bitimine 3 dakika 36 saniye kalana dek adam 10'da 10'la oynadı. Yani Ha doğru, bence evet. 10'da 10'la oynadı ve maçı da 12'de 11 sahiçi isabetle Ya bitirdi. Yani şey bir yerden sonra herhalde bıkmıştır. şöyle söyleyeyim. Yani Orlando Magic'ten geldiğinden bu yana hakikaten kendisini çok güzel dönüştürdü. Ve bu takıma çok şık oturdu bu arkadaş. Evet bence de. Ya böyle cuk oturdu anlamında demiyorum da hem şık oldu hem de iyi oturdu. Çünkü bir yandan mesela şunu da görmek lazım. Orlando Magic gibi bir franchise'ın içerisinde çok tırmalıyordu. Çok böyle fazla lider oyuncu pozisyonuna doğru geçmeye çalışıyordu. Halbuki burada belirli pozisyonlarda böyle 4'ü 5'i bile oynayarak aslında takımın elini çok hafifletiyor. Tabii. Ondan sonrasında bilhassa zaten Jokic'le Murray'nin ikili oyunları falan ölümcül. Yani gerçekten ölümcül. Ve ona çok iyi komplimanda bulunuyor. Çok iyi tamamlıyor. Kah mesela köşe üçlükleriyle, kah böyle işte yine o dunker spotu, o işte tam potu altına yaptığı koşularla falan tam anlamıyla istediği, aradığı bitirici. Fiziken de diri. İstekli oynuyor falan. Haliyle zaten hani önünü açıyor takımının Tabii. çokça. Açıyor. Şöyle diyeyim 27 sayı, 7 rebound, 6 asistle bitirdi. Tabii ki, tabii ki. Ya bunlar çok önemli detaylar. Çünkü Michael Porter Jr. 4 sayıyla oynadı. Tabii. 4 sayı 3 rebound mı ne? Tabii ki rol oyuncularının her biri her maç en iyi performansını veremez zaten. Ama birbirlerini iyi tamamlıyorlar. Birbirlerinin açıklarını iyi kapatıyorlar falan. Dolayısıyla zaten elini çok güçlendiriyor. KCP ile de tabii Tabii. bütünleşik alıyoruz Heh, bunu. tam şey diyecektim çünkü diğer tarafta da aslında Nuggets sayfaları biraz da Justin Holiday, Christian Brown falan bunlara da Derin biraz Nuggets. sallıyordu. Şimdi Gordon, Holiday, Christian Brown ve Reggie Jackson da toplamda 11'de 8 üçlükle attı. Burada da hani har vurup harman savurmadılar. Çok fazla deneyip sürekli tuğla atmadılar. Topun kıymetini bildiler. Aynı yok işte dediğin gibi. Yani biraz daha bilinçli bir hale Ya ben büründüler. şunu soracağım. Yani Target Center seyircisine de aynı eleştirim geçerli de. Mesela Nugget sayfalarında eleştiri yağmuru falan dedin ya. İşte bombalamaya başladılar gibisinden falan. Ya ne oluyor kardeş? Hani daha Ya hemen. o benim gözlemlediğim yani hemen hemen her sayfada var. İşte ne bileyim Celtics Türkiye ya da bilmem ne Türkiye. Hizipçiler var İşte ya. hani Galatasaray'ın içinde vardı ya böyle. 106-90 şey 107-93 yenildik ve 3. maça kaybettik diyor. Aslında mesela Celtics yenmiş ama böyle bir mizah var şu an onların yorumladığı. İşte ya da diyor ki mesela 1-0 öne geçiyorlar ama maalesef 4-1 yamulacağız arkadaşlar ümitlenmeyin. Yani bu Ya. totemse de bilmem neyse de bence hoş değil. Hoş değil, Yani yakışık almıyor. Ciddi diyorum. yakışık almıyor. Kale de alamıyor Ya insan ben bu karşısındakini. şöyle diyeceğim, biraz böyle bir sert gireceğim ama beta
akımlar var ya, mesela arabesk akım gibi filan. Ya zaten bizden olmaz gibi. Hani sürekli underdog kafasında geçen filan. Aha. Bunları kabul etmiyorum. Böyle bir şey yok. Çıkacaksın, her gün performansını vereceksin. Her maç yeni bir maç. Yani çıkacaksın, oynayacaksın. Ne yapacaksın? Ha tabii canım. Belki rakibin senden daha iyi olacak. Önemli değil. Belki bilmem kaç sene mesela başarı gelmeyecek. O da önemli değil. Sen ille en nihai neticeye varmak için de oynamıyorsun. Sen çabanı ortaya koyacaksın. Ya ticarette de bu böyledir de biraz, hani o yüzden de aklıma geliyor. Sürekli rakip malı kötüleyerek iş yapamazsın. Kendi malının kalitesini yukarı çekeceksin. Satış yapmaya da zorlayamazsın. Almak istemeyen adam almaz o ürünü falan. Tabii. O yüzden bunları falan çok kabul etmiyorum yani. Ya doğru. Şeyde de mesela geçen sene Yanis gene elendiğinde Evet. bir muhabir sormuştu ya hani bu sezonu başarısızlık olarak mı değerlendirirsin diye. Yanis de demişti tamam da yani sen de her sene bir şey kazanıyor musun? Her sene terfi alıyor musun? Yok hani tamam olmadı. İlla 17 sezon 17 sezonda şampiyon olamayacağım. Ben her sezon ayrı bir gelişim olarak bakıyorum demişti. Şey için abi diyeceğim var mı? Denver Minnesota Yok için. tamam artık O yeterli zaman ya. diğer çılgın seriye gidelim. Şu Indiana Knicks. Yani Indiana hakikaten şaşırtmaya devam ediyor beni. Indiana goes hard falan diyorlar ya, yani sert girdiler, sert başladılar. Yani evet. Dördüncü maça yani, o anlamda diyorum. Yani Miles acayip Turner'ın başladılar. üçlü neydi? Evet yani Miles Turner'ın şey yani nereden? 34-11'e getiren o Evet üçlü evet ya. getirdiği noktada acayip bir üçlükte. Ondan sonra gene ilk yarı bitiminde Tyrese Haliburton zaten fark o sırada 30 sayıydı. Ve bir ara fark yani 105-65 filandı. Yani maç artık bayağı kopmuştu. Artık yani bütün herkes oyuna girmişti son 5 dakika kala filan. Zaten o şeyi izleyin. Yani muhakkak o oyuna giren insanları izleyin. Yani acayip tercihler. O başka bir yere atıyor. O Tabii. umurunda değil filan. Bunlar da aslında NBA'de hani 11. 12. adamlar. Ya Enteresan o adamlar tabii ama ki, tabii ki. Ya yani bir yerde sonra Euroleague'e bağlanıyor tabii. ya öyle, hani Kendrick Nunn'u gördük gerçi, ama bak o adamlar bile EuroLeague'de neler yapabiliyor. Yani derli toplu olanları tabii ki. Ha tabii yapsın Yani zaten yapıyor. artık yani. Ama daha şey diyeceğim. Tabii şimdi New York Knicks açısından şöyle bir tabii dezavantaj var. OG Anunoby'nin sakatlığı vesaire falan devrede olduğu için. Bir önceki videoda dedim ya Anunoby'nin yok, Mitchell Robinson'ın yok, Bojan Bogdanovic'in Evet. yok. Başka Randall ha, yok. Randall'ın yok. Hakikaten hani yani gerçekten 6 adamla falan oynuyorlar. Daha 6-7 adam. şöyle söyleyeyim. İlk çeyrekte veya ikinci çeyrekte olması lazım. Ben Jericho Sims'i gördüm sahada. Ha evet doğru. Ya şimdi artık o kadarlara gelince tabii oradan bir böyle galibiyet çıkması pek mümkün değil. E dediğin gibi Ya hani aa maalesef. McBride niye yapamıyor şu filan artık dediğin gibi Ya oralara kalamaz. o oralarda hani o arkadaşlara suç bulmuyorum. Tabii ki bu arada ben Knicks hani eşleşme Madison Square Garden'a döndüğünde yine avantajını eline alacağını düşünüyorum. Yine sıkı oynayacaktır. Tabii Anunoby serinin ne kadarını kaçıracak, kaçırmayacak, bu bilgilere de vakıf değilim şu an. Onu da öğreniriz. Ama netice itibariyle tabii Pacers çok iyi hazırlanmıştı dördüncü maça. Ve yani savunma performansı olarak yoğunluğu çok yukarı çıkarmıştı. Bir de seyirci böyle katmerliyor. Ya yani Evet o doğru. performans seyirci maçın çok içinde. Bu da çok güzel bir şey. Ya yani takımın kültürünün olduğunu, işte şehirle franchise'ın bağdaştığını falan birbiriyle görüyoruz. Haliyle de tabii bu aslında özellikle daha böyle eksik olan bir rakibe karşı da çok ciddi bir avantaj ve üstünlük Kesinlikle. kurarak neticelendi. Ya bakalım, daha hani ben bu maçı biraz tabii şaşırarak izledim. Çünkü bu kadar erken farkın açılmasını beklemiyordum. Ama olacağı varmış Knicks açısından da, Pacers Zaten açısından da iyi oldu. son iki maçta öne çıkan bir diğer isim de McConnell ya. Aa, TJ McConnell, TJ doğru. McConnell Aynen öyle. yani şahane oynuyor. Son maçta yani bir alley-oop pası falan verdi. Yani sanasın Allen Iverson falan. Yani o kadar rahat ki böyle gitti tak attı biliyor zaten. Tribünleri bir anda coşturdu etti. Şahane oynuyor ya yani. TJ McConnell zaten hani fantazinin böyle en gizli adamlarından biridir ya, işte çok Evet. sıkı asist çeker, sıkı top çalma çeker belli periyotlarda filan. Bu maçı çünkü 15 sayı 10 Doğru. asiste noktaladı. Ya bilmiyorum şeyden zaten New Yani York yedek bir Knicks. guard olarak zaten çok ideal bir tercih. Tabii. Yani onu görmek lazım. Bir de hani Tyrese Haliburton'un yer yer diyelim ki hani mesela maç içerisinde pozisyon oldu. Yanına koydunuz, orada da sırıtmayacak bir Yok adam bence. sırıtmıyor. Çünkü Çift dediğin top gibi yönü. top çalma muhabbeti iyi. Ve yani Knicks o kadar zorlandı ki şöyle bir istatistik vereyim abi. Bu maçta Knicks 31 kez servis atış kullandı. Pacers 8. Yani Knicks başka türlü gidemedi Tabii. sayı atmaya. O derece tıkanmışlardı. Ama dediğin gibi tabii Madison Square Garden havası başka. Jalen Brunson 2 maçtır kendini bulamıyor. Belki biraz da İşte şey. ama tabii hücum tehdidi azaldığında kendini bulamaması normal. Yani Donny Tabii. DiVincenzo mesela geçen maç 38 sayı attı da
O kadar uzadı iş. Yani Evet. yoksa her maç o çocuk da o performansı veremiyor. Tabii Yani tabii Josh doğru. Hart böyle 25, 24 sayı, 15 rebound performans her maç gösteremiyor tabii ki. Biraz öyle her şeyin denk gelmesi lazım. O her şeyin denk geleceği maçlarda muhtemelen yine New York'ta olacaktır. Bence 7'ye de. 7'ye gitmeye hazır bir eşleşme. Öyle Yo, söyleyeyim. bence de katılıyorum abi. Gelelim abi diğer eşleşmeye. Dallas Thunder. Yani Erken bir maçtı. evet, erken bir Erken maçtı. olması iyiydi. Ben NBA yönetimine kişisel olarak teşekkür Bir etmek de istiyorum. hafta Yavuz sonuna Şişkoğlu olarak. hafta sonuna gelmesi güzel oldu. İki maçta 10.30'da tık 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 Ama izliyorsun. yapmaya da bilirler. Ama o inisiyatifi alıyorlar. O Yapacaklar. güzel. Yapacaklar. Yapacak Yapacak. kardeş. Türkiye'nin batı yakasının izleyebilmesi için bu maçların Tabii. ayarlanması gerekiyor. Ama Yoksa bir de tepki yani gösteririz. NBA bu durumda hakikaten profesyonel. Diğer Tabii. yönetimler gibi değil. Yani bir pandemi döneminde bütün şirketlerin, bütün kurumların, yani özellikle spor anlamında diyorum, nedenle ya yok yok o zaman biz bir 7 ay falan erteleyelim Yok ya. vaziyetindeyken NBA tamam dedi, hiç sıkıntı yok. Gönderiyorum şu Mickey Mouse olan yere dedi. Orada halledeceğim her şeyi dedi. Bitti gitti abi. Acaba Murat mesela burada inceden laf mı soktu mesela? Hadi Neyle bakalım. ilgili? Mickey Mouse ring falan diyorlar ya LeBron'un Hayır kazı. yok yok. O hakikaten Ya. çok, ilk başta ben anlamıyordum. Le Mickey falan yazıyorlardı. Allah Allah diyordum falan, Ve ama yok canım yani saygısızlık ya. hakikaten. Ayıp yani. Bir de o durumları düşündüğüm Bu vakit. arada izleyicilerimizden birinin bir tanesinin sorusu vardı. Cordoba mıydı? Ha. Hatırlamıyorum. Aa evet doğru. Geçen O onları son hani videoda. yanıtlayacağız bu arada ama Tamam. bir tanesi de sezon sonu dönemde Jordan ve LeBron'la ilgili bir tane video çekmemizi istiyordu. Onu zaten çekeceğiz. Aklımızda Şey diye mi? var. Hani God kim diye mi? Goat kim diye. Murat da o esnada YouTube Reels'u ne düştü önüne. Şey, ne denir o? Videoyu açıyordum da o Tabii sırada. tabii. Soruları çünkü diğer türlü göremiyorum ben nedense. O Bakarım oradan. orada YouTube stüdyo ile ilgili bir durum var. Hani onun Ha. üzerinden geçeriz. Ama hani Dallas OKC ile ilgili benim söyleyeceğim hadise benim beklediğim yöne doğru gidiyor. Çünkü Dallas nasıl diyeyim daha sağlam bir takım olduğunu bize her geçen gün kanıtlarcasına bir oyun ortaya koyuyor. Çünkü hani Luka Doncic için mesela sakatlıkla oynamasına rağmen aslında takımını ne kadar iyi idare ettiğini görebildik. Evet. Bir yandan zaten çok çok iyi bir ikinci adam var Kyrie Irving. Yani 9 sayı attığında da maçı etki edebiliyor. İşte 27-28 sayı attığında da etki edebiliyor ve çok olgun oynuyor. Onun haricinde ben diğer parçaları mesela PJ Washington özellikle son iki maçta çok iyi aslında performans gösteriyor ama genel olarak bu takımla bütünleşmesini çok olumlu buluyorum. Zaten çocukluğunda tuttuğu takımmış Evet, biliyorsun. doğru. Bu güzel. Ondan sonrasında Derek Lively ve Daniel Gafford'ın birbirini tamamlaması ve işte Luka Doncic ile beraber uyumu çok güzel ki mesela şunu da düşünüyorum ben Derek Lively'nin annesi vefat etmişti. Tam playofflardan önce olması lazım. Ha Çocuk evet. onunla rağmen hani onunla beraber Çok gayet güzel de bir mesaj yine yayınlamıştı. ha işte çok istikrarlı bir şekilde oynuyor. Kafasını spora verebiliyor falan. Tabii. Onun adına da sevinçliyim. Ha Peki hazır Derek Lively demişken Chet Holmgren'le olan videosunu gördüm mü ikisinin? İşte maçın bitimine az bir süre var. ha. İşte Derek Lively'nin de serbest atış yüzdesi %50.6 Aa diye onu görmedim. Chet Holmgren yakalamaya çalışıyor. Yani Ha, 2.15'lik evet adam yakalayamıyor. dahi o sahada yakalayamıyorsa, çünkü Derek bayağı koşuyor. Yani Evet. parkeden kaçarcasına Ha. ona da faul yapamıyorlar. Çünkü hakikaten yani Dallas aslında kaçtı. Thunder kovaladı gibi bir vaziyet vardı. O ana çok gülmüştüm maç esnasında. Doğru. Kaçtı çünkü bildiğin iki tane 2.10'luk adam böyle sahanın ortasında, başkası birisi faul yapıyorken Chet Holmgren Şimdi hatırladım o pozisyonu biraz yaklaştırınca yorgun görünüyor. Evet Ha, evet. onunla ilgisi olabilir tabii. Olabilir. Ya Jalen Williamson falan ben mesela aslında biraz eleştirisini yapacağım ama hani çok da şeyden değil. Yani savunamıyor demek de çok doğru değil. Çünkü eşleştikleri pozisyonlarda Kyrie Irving'de falan bilhassa esas o biraz geride kaldı gibi geldi bana Aha. maçı izlerken. Ama genel olarak vitesi yüksek tutup vitesi arttırıp hep ona göre performans gösterdi ki zaten bu ikinci maçın üçüncü çeyreğinden bu yana öyle devam ediyor. Yani Öyle. Dallas genel anlamda hep daha üstün olan taraf Bence de. gibi gözüküyor. Ya skor olarak geride bile olsa üçüncü maçta çünkü geriye düşmüştü. Oyun olarak geriye düşmedi artık. Konferans finalinin kapısını şöyle bir hafiften araladı ama tam olarak daha açıp girmesi için tabii Oklahoma'da da bir maç kazanması lazım bence. Doğru. Bir de Göreceğiz tabii onu. şey ne diyorsun abi? Lu Dort biraz enteresan fauller yapmaya başladı. Beni Lu Dort bir tık rahatsız etmeye başladı. evet 3. maçta çok uzun sahada kaldı bir kere. Yani Evet. o çocuğun daha erken faul alıp oyundan çıkması gerekiyordu. Yani evet. Dediğin gibi ters fauller yapıyor. Luka zaten biraz sakat sakat oynuyor.
İki dizini birden tutuyor vesaire falan, sürekli böyle maçın sonunu zor görür pozisyonda. Biraz böyle hani kalleşlik olmadı daha ama gittikçe dozu arttı. Yani Dozu arttı faullerin. çünkü bir tane pozisyonda bildiğin yani diz attı ya. Yani Tabii. çaktırmadan perde Ha, perde çıkışında. çıkışında sağ, Ha. evet, doğru doğru sağ Yani bacağıyla yaptın diyorsun. Ya onlar hoş değil. Kyrie Irving ile ilgili de şöyle bir gönderi atmıştım her şey NBA'den. Şey, bu sezon playoff'larda geceyle gündüz diye ilk yarılarda Kyrie Irving maç başına 6.3 sayı, %39 saha içi isabeti, %22 de üçlükle oynuyor. İkinci yarılarda 17.0 sayı, %57 saha içi isabeti, %54 3 sayı. Gerçekten bu anların adamı ya. Hani çok da konuşmaya gerek yok. Kyrie Irving'i övmemize gerek yok ama hakikaten bu yerleri seviyor bizimki. Seviyor. Jamal Murray ile benzetiyor musun bir de? Ben de sana onu sorayım. Belli Ha yani. yönleriyle. Bilmiyorum yani şimdi tabii Kyrie Irving'in o Golden State'e karşı yaşattığı hadise yani 3-1'den tarihte hiç yok böyle bir şey. Ve yani 40'ar sayı attığı bir maç da var. Ve hani o sayı bilmiyorum yani çok kolay kolay başka bir sayı önüne geçemeyecek gibi yakın tarihte NBA finallerine. Ha, Jamal Murray böyle bu sene de alırsa hakikaten benzer diyebilirim ama tabii. Tabii. Yani Yani tatları farklı ama ikisinin ya de. belli yönleriyle benzetiyorum ben. Hani ikisi de böyle Batman Robin falan deniyor Ha ya. evet Ya o doğru. yönleriyle benziyor. Zor şutları yapabilmeleri yönüyle falan. Ya ben tabii daha Jamal Murray'nin gideceği yolu olduğunu Tabii düşünüyorum da. doğru. Ama hani Kyrie benim favori oyuncum diyebilirim NBA'de şu an için. Çok şık, çok dekoratif bir isim. İzlemesi çok keyifli. Sen şimdi sorular deyince bir tane arkadaşımız Yusuf İzzettin Soylu 57-69 demiş ki Dallas'ın şampiyon olması için hangi duaları okuyalım? Yani bence internete yazsınlar. Genelde sınav duaları diye her Yani. üniversite sınavları öncesi falan çıkıyor böylece. Şunu okuyun, şu suyu da için. Biraz da bu. Sanki o Yani mantıklı olur. kalbi temiz 5 vakit namaz kılan bir Austinli olarak, şey, özür dilerim, Dallaslı olsanız yeterli bence diye Değil mi? düşünüyorum. Çok ekstra bir yorum yapamayacağım bununla Bu ilgili. arada bununla ilgili de şeye bayıldım. Dün oynanan Karagümrük Galatasaray maçının ardından bir tane güvenlik görevlisi Ha evet. ablamız formayı tutmuş Mertens'e. O sırada birkaç Galatasaraylı oyuncu devam ediyor. Mertens de duruyor işte şey imza alıyor. Allah razı olsun senden evladım filan diyor. Birisi de Twitter'da alıntılamış. İşte bakın bu şeyde Rams Park'ta Fener'e 6 atılacağının göstergesidir. Bir yandan işte top şöyle döner, böyle döner. İşte burada işte daha da fena olacak. Hakikaten Ama bu gerilim bitmesi lazım. bizim yani Fenerbahçe'nin Allah'la olan gerginliği Bu diyorsun. o ekşi O ek sözlükteki o sözlüklü deyim. ilgidir de o yüzden. Ya yani 2006'dan beri başlayan, hani daha benim çocukluğum daha ufakken falan, çocukluğumuzda işte Evet. Apiah'ın vurup direkten dönüp işte devam eden topla başlayan süreç diyelim hani. Biraz daha tabii o Denizli faciasına gidiyoruz tabii Evet. biz mental olarak ama. Yani bizim tabii bir aslında aşmamız gereken bir psikolojik bariyer de var ama şey Var. söyleyeyim, Mertens'in hani bu saha dışı yönü çok güzel. Ben de bir Fenerbahçeli olarak takdir ediyorum. Derli Yok yok toplu bir adam şahane. gördüğüm kadarıyla. Evet. İyi bir arkadaş yani. Evet böyle karakterler lazım. Ve abi gelelim son eşleşme. Baya da gitmiş. Yani şu an 23 dakikalarda filanız. İyi gidiyoruz. Boston Cleveland. Zaten aslında Boston özelinde benzer fikirdeydik. Yani sanki 3. maçı alır gibi diyorduk. Rahatça aldı. Rahatça aldı. Bakalım. Yani yine de mesela belki bir maç çıkarabilir. Donovan Mitchell çalabilir. Diğer arkadaşlara çok teşekkür ederim. O benim Instagram'dan bulup getirdiğim yorumla ilgili çok derin analizler yapanlar da Ha. olmuş. Onlardan dolayı teşekkürler tekrardan. Tabii bir yandan şunu görüyorsunuz. Yani Boston'ın aslında Doğu Konferansı'nda görece diyelim, rakipsiz olması aslında finallerde hep dezavantaj yaratıyor kendisine. Veya böyle iş ciddiye bindiğinde sıkıntı yaratıyor. Çünkü kendilerine rakip olabilecek, gerçekten baş gösterebilecek kim çıktıysa yendi gibi oldu şu ana kadar Celtics'i. Son yılları düşünürsek. Miami Heat sağlıklı ve tam kadro olduğunda hep yendi. Evet, Hemen doğru. hemen. 2020'de de yenmişti. Yani değil mi? Yanlış hatırlamıyorum tabii, işte şeyin oldu, bubble olduğu sene. Hı. Orada da yenmişlerdi. Şimdi 2023'te de yendiler tabii. 2022'de bir tek işte o son topa kadar geldi. Son topta işte Jimmy Butler kaçırmıştı Evet. üçlüğü falan. Yani bu biraz handikap oluyor bence Doğu Konferansı'nın zayıf kalması. Bakın tabii göreceğiz Biraz yani. artık Porzingis'i bekliyorlar hakikaten. Bekliyorlar, bekliyorlar ama hani tabii yine yetmeyebilir sonraki Çünkü aşamada. Jaylen Brown bu maç 28 sayıyla oynadı ama 17'de 13'le attı. Şey, Jrue Holiday gerçekten iyi oynadı.
Onun hariç Tatum zaten şu an takımda sayı, rebound ve asiste lider konumda. Yani şahane gidiyor. Ya benim maç üzerinde çok fazla diyebileceğim ve demek istediğim de bir şey yok. Yani eşleşmenin normalde 5 maçta Celtics lehine sonlanmasını bekliyordum ben. Galibiyeti Şey çok Cleveland'da almasını etkiledi zaten. bekliyordum. Jared Allen'ın olmaması, onun Evet. piyasadan çekilmesi, daha tatlı sert bir seri izleyecektik. Şimdi o tabii kırıldı. Ha, çok daha böyle gardlar arasında gidiyor geliyor gibi. O biraz tabii tat kaçırdı kendi adıma. Abi şimdi arkadaşlarımıza demiştik hani yorum atın, ona göre yanıtlarız diye. Ayıp olmasın arkadaşlarımıza. Baran Kara 69-25 demiş ki hatırladığınız en iyi playoff sezonu neydi demiş. Valla kişisel olarak tabii biraz daha insan ufaklık anılarıyla falan beraber biraz daha düşündüğü için ben 2010 NBA'yi söyleyeceğim. 2010 NBA finalleri ve playoff eşleşmelerini söyleyeceğim. Çünkü ben orada işte Lakers'ın karşısında olan taraftaki Phoenix'i tutuyordum daha Evet, çok. doğru. Ve işte ya 2009, 2010 ve 2011 üçü birden çok güzeldi. Bir de benim yaş olarak da işte tam keyif alabileceğim bir döneme denk gelmişti. 2009'da mesela finalleri bilhassa Hido'dan dolayı çok destekleyerek Evet. izliyordum. 2010'da finallerde bilhassa tabii Boston Celtics'i çok istiyordum. Mesela hani o Big Baby Glenn Davis Evet. performansları falan çıkıyordu. O da Tony hapse girmiş galiba. Üç ha, buçuk yıl. evet evet ya NBA sigorta fonunu dolandırmaktan dolayıydı Evet, değil mi? evet. Ya vallahi işte yani. Hayat insanı nerelere götürüyor. Hakikaten. Paranızın kıymetini bilin. Ya böyle saçma sapan yerlere harcamayın diyeyim Zaten o arkadaşlara. istatistik var ya, emekli olduktan sonra NBA oyuncuları Öyle öyle tabii canım. Yani piyasadan siliniyor. Yani 3 yılda falan para bitiyor. öyle ama ben ya şöyle söyleyeyim. Yani normal standart hayat yaşayan insanların da parasının kıymetini çok Ha bilemeyeceğini de tabii. düşünüyorum. O yüzden Yo, de doğru. hani genel olarak. Zaten aslında oransal olarak benzer harcamaları yapıyorlardır. Tabii. Yani 30'luk alan adam %80 misal tasarruf ediyorsa, sallıyorum. Şey pardon, %20 tasarruf ediyorsa o da o kadar ediyor. Zaten aynı yere varıyor iş bir yerden sonra. Şimdi dediğim gibi benim için 2010. Çünkü Phoenix Suns'ın Lakers'la eşleştiği işte Steve Nash'in Kobe Bryant'a karşı çok böyle işte baş gösterdiği filan. Evet. Ron Artest'in bir tane vardı. Tam yılı hatırlayamıyorum. 2009 muydu, 2010 muydu ama galiba 2010'du diye hatırlıyorum. Ne Ro o? bir tane işte airball geldi Kobe'den. İşte Ha, 7. topu maçta atıyor, ha evet. 7. maçı topu alıp Evet. Artest bitirmişti. O dönemki adı Meta World Peace miydi yoksa Artest miydi? Artist Onda da ya. emin değilim. Sonra oldu Çok galiba. değiştirdi ama yani o da Evet. çok bozdu sonra Ben kendini de. de dediğin gibi abi şey derim. Yani Hidon'un olduğu 2009 zaman derim. Bir de Çünkü 2009'da çok affedersiniz. Hani şeyi de ha. söyleyeyim. Yani o işte TD Garden'da kazanılan 7. maç bir sonraki eşleşmede işte Cleveland Cavaliers karşısında LeBron'lu Cavs'e karşı işte çok güzel bir 4-1'lik. galibiyet geldi tabii. 4-1 olması lazım. 4-1 mi? 4-2 oldu ya. 4-2 mi? 4-1. Olabilir. Yani o LeBron mesela Hidon'un üstünden son saniye üçlüğü atmıştı. Ona rağmen Magic geriye dönüp geldi filan Evet. finallere çıktı. Çok keyifliydi. Ben hani 2009'u o açıdan biraz daha böyle özel buluyorum. 2010'da finallerin çok önde olması sebebiyle Doğru. iyiydi. 2011'de de yine Nowitzki'nin hikayesi işte OKC'ye karşı kazanmaları işte sonrasında da Lakers'ı yenmeleri daha doğrusu önce Lakers sonra OKC finalde de işte Miami Heat Miami. karşısındaki o performans bu çok özeldi kişisel olarak çok keyif almıştım. Bu 3 sene arasında da 2010 biraz daha öne çıkıyor. Doğru. Vallahi abi diğer iki soru aslında biraz daha şey, konu dışı sorular. Şu anlamda konu dışı. Yani burayı konuşmaya kalkarsa bir 10 dakika Sadece sürer. geç hani sorunun ne olduğunu İşte söyle. bir New York seneye kimi alırsa şampiyonun en büyük adaylar arasına girer. Bir de Lakers şampiyonlukta iddialı olması için. Bunu işte aslında ayrı ayrı değerlendireceğiz diyeyim Tabii. arkadaşlara. Yani şey, gönüllerini ferah tutsunlar, konuşacağız yani bunları da. O zaman arkadaşlar hani videonun artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hemen Yani tempolu. acayip iş oldu. Saat şu an 7.32. Herhalde 8.30 gibi en geç sizlerle buluşacak video. O zaman videoyu beğenip kanala abone olup yorum atıp bir de bildirimleri açarlarsa çok seviniriz diyelim. Görüşmek üzere, iyi günler.